Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de yastık altında hala dövizleri olanlardan, bu dövizleri piyasaya sürerek Türk lirasına çevirmelerini istedi. Erdoğan, bunları TL'ye bir defa çevirelim, çünkü bizim ülkemizin gelirini, geleceğini biz Türk lirasıyla belirlemeliyiz, bize ekonomik harp ilan edene karşı bizim de gereğini yapmamız lazım, dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de yastık altında hala dövizleri olanlardan, bu dövizleri piyasaya sürerek Türk lirasına çevirmelerini istedi. Erdoğan, bunları TL'ye bir defa çevirelim, çünkü bizim ülkemizin gelirini, geleceğini biz Türk lirasıyla belirlemeliyiz, dedi. Seçim kampanyası kapsamında gittiği Adana'ya giden Erdoğan, mitingi sonrası Çukurova bölgesi sanayici ve iş adamlarıyla akşam yemeğinde bir araya geldi. Erdoğan konuşmasında, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, AKP Türkiye'de demokrasiye ve ekonomiye sınıf atlatmış bir parti olduğunu söyledi. Türkiye'nin 16 yılda 3,5 kat büyüdüğünü belirten Erdoğan, kimi ülkemizde olan, kimi dışarıda mukim bir takım çevreler el ele vermiş, ısrarla Türkiye'nin başına kara bulutlar toplamaya çalışıyor, dedi. Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı, halbuki Türk ekonomisi bu tür saldırılara karşı şerbetlidir, bizi ne Moody's ne de Standard açıklama yapıyor. Türkiye'de yatırımlar mı durdu? Türkiye'de ticari hayat mı durdu? Neymiş kur? Ben bazen söylüyorum, çok açık net söylüyorum. Arkadaşlar bu kur filan bunların hiçbirisi bizim geleceğimizi belirleyen şeyler değil, bizim geleceğimizi biz belirleyeceğiz, biz, onun içinde diyorum ki eğer yastık altında hala dövizlerimiz varsa lütfen bu dövizlerimizi biz piyasaya sürelim, bunları TL'ye bir defa çevirelim, bize ekonomik harp ilan edene karşı gereğini yapmamız lazım. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında ayrıca Türkiye'de bir milli seferberlik yapılması gerektiğini söyledi. Bize birileri provokatif eylemler mi hazırlıyor, ekonomik harp mi ilan ediyor, diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü. Bize ekonomik harp ilan edene karşı bizim de gereğini yapmamız lazım. İşte burada seferberliğe ihtiyacımız var. Bunu yapmalıyız, bunu başarmalıyız. Bunu başarmazsak yazık olur. Erdoğan konuşmasında ayrıca Türkiye'de kişi başına düşen gelirin, Türk parasıyla son 3 yılda yaklaşık 30 bin liradan 40 bin liraya kadar çıktığını söyledi. Türkiye'de faiz oranlarına düşmesi gerektiği yönündeki görüşünü yineleyen Erdoğan, Japonya eksi faizle çalışıyor, Amerika Birleşik Devletleri ikiler bilemedin üçte, onların bankaları böyle çalışıyor da bize ne oluyor, faizin böyle olduğu bir ülkede siz yatırım yapabilir misiniz, bunu değiştireceğiz, bu işin lağımı mi yok dedi. Seçim 2018, BBC Türkçe seçim günlüğü. BBC Türkçe'nin seçim 2018 özel dosyası 24 Haziran seçimleri sözlüğü yorumları görevlisi 0.